Kıskanç eşe nasıl davranılmalı? Şimdi bir kısım takipçilerim şunu söylüyor. Hocam eşim aşırı derecede kıskanç, boğuyor beni, hiçbir şey yapamıyorum, kendimi hapishanede gibi hissediyorum gibi şikayetler alıyorum. Ha, ama şu da var, bir kısmı da diyor ki hocam kıskanmalı ya, eşim beni kıskanmazsa ben rahatsız olurum. Ama kıskançlık sevgi demek değildir. Kıskançlık şöyle olmalı, yemekteki tuz gibi. Hani yemeğe tuzu attınız, fazla olursa ne olur? Yenmez o. Kıskançlık da ayarında olursa güzel olur. Şimdi niye kıskanıyor eşiniz bu kadar? Bir defa kendini size layık görmüyor olabilir. İki, sizi kaybetmekten korkuyor olabilir. Üç, yetersizlik duygusu içinde olabilir. Yani daha iyisini hak ediyor aslında o. Ben ona layık değilim diye düşünüyor olabilir. Ama daha önceden yaşadığınız olumsuz bir durumdan dolayı, mesela ne diyelim, bir mesajını yakaladınız, aldatma ile ilgili bazı sinyaller fark ettiniz. Bu da sizi aşırı derecede kıskanç hale getirmiş olabilir. Şimdi öncelikle eşinizin aşırı derecede kıskanç olduğunu nereden anlayacaksınız? Bak, kıskançlıkla ilgili sürekli tartışma içindeyseniz, kavgalarınız bunun üzerindeyse, yani kıskançlık yüzünden sürekli kavga ediyorsanız, bu bir. Çaktırmadan peşinizden takip etme durumu varsa, kıskançlık krizleri yaşanıyorsa, eve gelince hemen perdeyi kontrol ediyor, banyoya giriyor çıkıyor, ondan sonra hemen yatak odasına giriyor, bir şeyleri araştırıyorsa, bakın bu da kıskançlık kriziyle yapılan şeylerdir. Diğer insanlarla görüşmenize izin vermiyorsa, mesela arkadaşlarınızla çok samimi, yıllardır görüştüğünüz arkadaşlarınızla görüşmenize izin vermiyorsa, hatta annenize bile onsuz gitmenize izin vermiyorsa, bu da bir işaret. İş yerinize ani baskınlar yapıyorsa, bak hiç beklemediğiniz anda tak geldi iş yerinize. Şimdi kontrol etme de bunlarda çok fazla var. Sık sık telefonla arayıp neredesin? Konum at. Hemen canlı yayına geç WhatsApp'tan, çevreni çek. Nerede olduğunu görmek istiyorum. Bak, bu da bir kıskançlık işaretidir. Çok net, aşırı kıskançlık işareti. Kendi sosyal medya kullanıyorken size sosyal medya hesabınızı kapattırıyorsa, kapat bu hesabını, istemiyorum. Kimi beğendin, niye beğendin, nasıl beğendin, ya da hesabın varsa sürekli bunu kontrol ediyorsa, sonra bak telefon kayıtlarını, ekstrelerini, kredi kartı işte ekstrelerini inceliyorsa, kiminle görüştü, işte nerede harcama yaptı gibi, bunlar da aşırı kıskançlığın işaretleridir arkadaşlar. Ama neden olursa olsun, bir defa kıskanç eşe nasıl yaklaşmalı, nasıl davranmalıyız, bunu ele almak istiyorum. Bir defa kıskanç kişi önce kendine dönüp bakmalı. Ben neden bu kadar kıskancım? Geçmişimde ne yaşadım da ben bu kadar kıskanıyorum diye önce dönüp bir geçmişine gözden geçirmeli ve bir kendine bakmalı. Bir de kıskanç kişi şunu görmeli. Sadakat tehditle, işte takiple, sıkıştırarak sağlanmaz. Sadakat sevgiyle sağlanır. Onun için ben ilişkimizi güzel tutarsam, İletişimimiz iyi olursa eşimle, eşim zaten beni bırakmaz. Niye bırakma korkusu, niye terk edilme korkusu yaşayayım? Şimdi gelelim kıskanç eşe, aşırı kıskanç eşe nasıl davranılmalı? Bir defa kaygılarını azaltmamız lazım. Şimdi kaygıları, korkuları var onun. Kaygıları ve korkularını azaltmamız lazım. Kaybetme korkusu, aldatılırım korkusu, beni bırakır korkusu. Bak, bu korkuları, kaygıları nasıl giderebilirsiniz? Bir, bilgilendirme. Hayatım, gün içinde ara. Buradayım, şuradayım. Arkadaşlarla beraber şu var yanımda. Ara ara düzenli bilgi verin, içini rahatlatın. Tamam mı? Bak, bilgilendirme çok önemli. Şunu yapıyorum, bunu yapıyoruz. Anneme gidiyorum gibi küçük küçük bilgiler. Bu onu rahatlatır. İki, ben seni seviyorum. İyi ki seninle evlenmişim. Senin gibi bir insanla olmak çok büyük bir mutluluk. Sen benim büyük bir şansımsın gibi. Onu önemli, değerli, hayatınızda iyi ki var vurgusuyla beraber yine rahatlatma. Bak, kaygılarını azaltma. Bu iki adım kaygılarını azaltma adına size düşen görevler. Ama bütün bunları yapmanıza rağmen hala
aşırı derecede boğulmaya devam ediyorsa o zaman da böyle gitmez. Bak ben seni seviyorum, asla seni bırakmam ama bu şekilde yapmam beni çok yoruyor ve ben böyle bir ilişkinin devam etmesini istemiyorum. Böyle yapacaksan ben yokum. Tak geri adım atar o zaman. Net bir şekilde böyle yapmaya devam ederseniz hayatınızdan onu çıkaracağınızı söylediğiniz anda o geri adım atacaktır. Ama hala aşırı kıskançlık yapmaya devam ediyorsa yardım almalı. Yardım almadığı takdirde o ilişkinin düzelmeyeceğini de görmeniz lazım. Arkadaşlar sizden gelen sorulara kısa kısa cevaplar vermeye devam ediyorum. Videoların devamı gelecek. Başka videolarda buluşmak üzere. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın.